Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minajurunu göstermeye çalışacağım. Ben antikalarımı önceden kestim, hazırladım. Minajurunda antikalar kesme eleğine başlıyor. Bir kesip, bir bırakıp, bir kesiyoruz, tekrar bırakıyoruz ve keserek devam ediyoruz. Şimdi ben şuradan başlıyorum. Şu şekilde devam ederek şurayı dolduracağım. Yine üst üste gelmemesine dikkat ediyorum. Tam dibine kadar dolduracağım. Bir alt, bir üst şeklinde doldurarak tamamlıyorum. Şurada dikkat ediyorum. Şöyle yığılma olmasın. Şurayı doldurduktan sonra başlıyorum. Buradan şöyle bu sefer şöyle dolduruyorum. Minajuru yine zevkli ajurlarımızdan bir ajurumuz. Yine bakın şöyle. Yani önce doldurduğum yerin altından geçiyorum. Şöyle geliyorum ve devam ediyorum. Şöyle doldurarak motifimi tamamlayacağım. Giriyorum. Daha sonra şuradan devam ediyorum. Bakın ne yapıyorum? Şuradan alttan geçtim, üstten geçtim, alttan ve şimdi de artık buradan üstten geçiyorum. Şuranın altından geçiyorum. Şuranın üstünden devam ediyorum. Şu şekilde. Minajurumu çalışmaya devam ediyorum. Yani şuna dikkat ediyoruz. Daha önce üstten geçmişsem onun altından geliyorum. Şuradan zaten sırayı şaşırmadığımız takdirde herhangi bir sorun yaşamıyoruz.
Devam ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Şuradan tekrar dönüyorum. Şuradan alttan. Şuranın üstünden. Alttan. Böyle bu şekilde tamamlıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi de şuradan şöyle şurayı da tamamlıyorum. Ve gelip şurada ipliğim bitiyor. İpliğiniz bittiği takdirde şurada sararak geliyorsunuz. Şurayı sardım. Herhangi hiçbir sorun yaşamadan şuraya geliyorum. Ve antep işinde düğüm olmaması için, altında görüntü kirliliği olmaması için şu antikalardan şöyle geçerek ipliğimi sağlamlaştırıyorum. Ve zaten sökmek isteseniz dahi sökemezsiniz. Yani sökülmüyor. Hani öyle bir endişeniz olmasın. Acaba iplik hani sökülür mü diye öyle bir endişeniz olmasın. Kesinlikle sökülmüyor. Sökmek isteseniz dahi sökülmüyor. Daha sonra kaldığım, şurada kalmıştım ya, şurayı bitirdim ve son şey kaldı. Burada da şöyle şuradan yine başlıyorum antikadan. Şuradaki ipliği sonra keseceğim. Biraz uzun bırakıyorum. Ve şuradan başlıyorum. Tekrar. Şuradan sararak aşağı ineceğim. Şuradaki ipliği keseceğim daha sonra. İniyorum. Şöyle şuradan sararak. Geliyorum şuraya. Şura zaten çok net olmasına gerek yok. Çünkü zaten altta kalacak. Üstünü saracağım ya. Yine başlıyorum. Üstten. Şuradan alttan çıkıyorum. Yine üstten. Alttan devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şurada üstten geçiyorum. Şunun altından. Çünkü bunun daha önce üstünden geçmiştim ya. Şu şekilde devam ediyorum. Zaten sırayı şaşırmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Şu şekilde. Devam ediyorum. Şöyle geliyorum. Bitireceğim zaman şuradan, hani artık bitiriyorum ya, şöyle geliyorum şuradan, batıyorum, şuraya geliyorum, çıkıyorum, çıkıyorum ve şuradaki ipliğin arasından, hani mercimek ajurumuz var ya, en son mercimek ajurumuzu yapıyorum, yine batıyorum, batıyorum, şuraya battım. Şuradan çıkıyorum. Bakın şöyle. Yine şuraya batıyorum. Bakın şöyle. Şuraya batıyorum. Şuradan çıkıyorum. Ne yaptım? Bakın şöyle. Ve şuradan çıkarak devam ediyorum. Bakın şöyle. Sevimli bir mini ajurum oldu. Mini ajuru çalışırken ben burada küçük bir alan çalıştığım için filtreyi sarmadım. Eğer siz bunu daha büyük yan yana yapacaksanız
Şuradaki görüntünün daha net olmasını istiyorsanız, önceden şurada filtrelerimizi sarıp üzerinde yapabiliriz. Fakat bu şekilde de çalışabiliyoruz. Sizlere iyi çalışmalar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa antep ajurları hakkında da sorabilirsiniz. Nakışla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Tekrar kolay gelsin, iyi çalışmalar.